Gündüz insanların, gece kangallarındır. Oyun oynayabileceği geniş bir alan var. Şila her zaman bir eğitmen ve sınırları belirleyen bir dişi. Ama paşanın en iyi arkadaşı ve onun abisi kırma bir kangal. Adı Haydut. Yemek öncesi ve yemek sonrası her gün eğitim veriyor paşaya. Sürüye kabul edildiği günden bu yana eğitim aşamasında paşa. Paşa ama bunun farkında değil. Paşa için bu bir oyun. Haydut için yaşam mücadelesi. Ama bir gün farkına varacak paşa. Oyunlar gittikçe sertleşiyor. Haydut bu sürünün kime ait olduğunu hissettiriyor bazen. Oyun oynadıktan sonra beraber su içiyorlar. Paşa meraklı bir köpek. Çiftlikte neler oluyor, neler bitiyor, her zaman izlemek istiyor. Ama çocukluk günlerinden bir türlü vazgeçemiyor. Kemik yerine bulduğu tahta parçası ona çocukluğunu hatırlatıyor. Yapı olarak çok hızlı bir köpek. Çok hızlı bir koşucu. Uzun bir maratoncu, kısa mesafeci. Diğer köpekler onun hızına yetişemiyor. Her gün düzenli olarak alan taraması yapıyorlar. Paşa yavaş yavaş görevinin farkına varmaya başlıyor. Her gün alan taraması yapıyorlar. Uzaktaki çiftlikleri izliyorlar. Ve sonra tekrar eğitime başlıyorlar. Haydut her türlü eğitimi veriyor ona. Kavga taktikleri veriyor. Ama bazen sınırı aştığında patronun kim olduğunu hissettiriyor. Paşanın çiftliğe geldiği günden bu yana Haydut bir an dahi onun yanından ayrılmadı. Çünkü gelecekte kendi kariyerini riske atamaz. Ama o gün geldiğinde şiddetli bir çarpışma olacak. Haydut bunu biliyor, Şila bunu biliyor ama paşa bunun farkında değil. Hayat onun için son derece güzel akıyor. Koskoca bir oyun alanı. Ve çok iyi arkadaşlar var. Hatta yemeğini bile paylaşıyor paşa. Çünkü buna değerler. Erciyes Dağı'ndan gelen soğuk hava akşamları serinlik veriyor. Yaz gelmeye başladı.
hayvanların kürkleri değişiyor. Vücutlarındaki kalın kürkleri teker teker atıyorlar. Ve her gün düzenli bir şekliyle alan taraması yapıyorlar. Bu paşa için çok keyifli bir iş. Ağzının suyu akıyor. Alan taraması, çiftlik kontrolü, yer kontrolü, yapılacak çok iş var. Kangal köpekleri çalışmayı seven köpeklerdir. İşi seven köpeklerdir. Ve bir gün çiftliğe gelen yavru Golden'ı görüyor. Şaşkınlıkla ona bakıyor. Ona korkmaması gerekliliğini söylüyor. Çünkü bu yetim bir Golden. Yetim olmanın ne olduğunu en iyi paşa bilir. Ona korkmaması gerekliliğini söylüyor. Sakinleştiriyor. Yavru Golden, paşadan zarar gelmeyeceğini anladı. Onu yalayarak ona teşekkür ediyor. Paşa da bu kadar küçük bir köpekti. Çok hızlı gelişti, büyüdü. Su yalağından her gün su içmek çok keyifli. Hele hele ayaklarını serinletmek mükemmel bir şey. Artık paşanın da öğrettiği şeyler var. Diğer köpekler buna şaşkınlıkla bakıyorlar. Şehirden gelen köpek hep o öğrenecek değil ya. Şehirden gelen köpek, çiftlikte yaşayan köpeklere bir şey öğretti. Her gün alan taraması yaparak İdrarlarını bırakıyorlar. Artık paşa havlamaya başladı. 1 kilometre alandaki tüm kokuları alıyor ve onlara havlayarak mesaj veriyor. Artık burada ben de varım diye. Oturuyor ve uçsuz bucaksız Erciyes'in eteklerinden gelebilecek tehditlere bakıyor. Küvetten su içme hikayesine haydut da katılıyor. Bu şehirli çocuğa o da uyudu. Gezdiği tüm alanı kontrol ediyor. Çünkü etmek zorunda.
Kangal köpekleri çok zeki ve çalışkan köpeklerdir. Kendisine verilen görevi sonuna kadar ve ölene kadar yerine getirirler. Genetik yapılarına kodlanmış gibidir. Kendi alanlarını ölesiye savunurlar. Şila, haydut ve paşa düzenli şekliyle alanlarını kontrol ediyorlar. Akşam olduğunda paşa yorgun düşüyor. Bu keyifli bir yorgunluk. Gece çöktüğünde tekrar göreve çıkacak. Çünkü gündüz insanların, gece kangallarındır.